Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Habibim! Bir zaman Rabbin meleklere, şüphesiz ki ben, yeryüzünde insanı bir halife kılacak olanım, buyurmuştu. Melekler, orada fesat çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimse mi kılacaksın? Halbuki biz, hamdin ile seni tesbih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz, dediler. Rabbim de onlara, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri şüphesiz ki ben bilirim, buyurdu. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek, eğer iddianızda doğru kimselerseniz, haydi şunların isimlerini bana bildirin, buyurdu. Melekler dediler ki, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim için bir ilim yoktur. Şüphe yok ki alim, her şeyi bilen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. Allah, ey Adem, onların isimlerini kendilerine, meleklere bildir, buyurdu. Bunun üzerine Adem, onların isimlerini kendilerine bildirince, Allah, size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını, size gizli olan sırlarını şüphesiz ben bilirim. Ve siz neyi açıklarsanız ve içinizde neyi gizlerseniz ben bilirim, buyurdu. O vakit meleklere, Adem'e secde edin, demiştik. Cinlerden olan iblis hariç hemen secde ettiler. O dayattı ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Hem demiştik, ey Adem, sen zevcen Havva ile cennete yerleş. Dilediğiniz yerde ondan bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, onların ayaklarını oradan kaydırdı da, içinde bulundukları şeyden, o nimetten onları çıkardı. Bunun üzerine biz onlara şöyle dedik. Ey Adem, Havva ve şeytan, birbirinize düşman olarak inin. Artık sizin için yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır. Nihayet Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve onlarla yalvardı, tövbe etti. Bunun üzerine Rabbi, tövbesini kabul etti. Çünkü Tevvab, tevbeleri çok kabul eden, rahim, merhameti bol olan ancak O'dur. Onlara şöyle dedik, hep birlikte oradan inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim hidayetime tabi olursa, o takdirde onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O inkar edip, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın. İman edeceğinize dair bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de cennete girmeniz hususunda size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve artık yalnızca benden korkun. Beraberinizde olan Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a da iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi karşılığında ne alsanız az düşecek bir fiyata satmayın. Ve artık yalnızca benden sakının. Hem siz doğru olanı bile bile hakkı batıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin. Hem namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Siz kitabı okuyor olduğunuz halde insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz? O halde sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Halbuki şüphesiz O, Allah'a gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir.
Onlar ki gerçekten kendilerinin Rablerine kavuşacak kimseler olduklarını ve gerçekten kendilerinin ancak O'na dönecek kimseler olduklarını sezerler. Kat'i olarak iman ederler. Azim olan Allah doğru söylemiştir.